size çok teşekkür ederim. Çok kitap okursak muhtar amca bize en büyük oyuncağı verecek. İki. Tamam mı? Beğendin mi oyuncaklarını? Hı hı. Konya. Çok uzak mı Konya? Hı hı. Evet. Beğendin oyuncağını? Hı hı. Ve kitap okuyor musun? Evet. Konya kamu çalışanları ve bu işe gönül veren kişiler olarak her yıl genelde bir Karadeniz gezisi yapıyoruz ya da GAP gezisi. Bu gezilerde de kendimize bir kardeş köy ilan ediyoruz. Bu köyde işte kitaptır, oyuncaktır, onları götürüyoruz ve o köyün çocuklarının okumasını istiyoruz. Özellikle kitaba daha çok ağırlık veriyoruz. Muhtarımıza ben çok teşekkür ediyorum. O kadar turizm gönüllüsü birisi ki biz hiç telefonda ilk tanışmamızda, yani biz bir de birilerinin vasıtasıyla birilerini aramıyoruz. Ben 4 tane muhtar aradım. Hepsi meşguldü. Muhtar bey meşgul değildi. Aradı. Ben projeden bahsettiğimde o kadar sıcak, o kadar samimi davrandı ki bize köyünü açtı. Yani bu projeye açık olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi. Misafirimiz olun, özellikle gelin sizleri görmek istiyoruz dedi. Ve biz de buralara kadar Konya'dan geldik. İyi ki gelmişiz, sizleri tanıdık. Sizleri, yani sizler gibi güzel insanları tanıdık. Hem de turizm birazcık buraya taşıyalım istedik. Çünkü bu yörelerin bana göre turizme çok ihtiyacı var. Turiste çok ihtiyacı var. Böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çocukların sevinçlerine ortak olmak, köyü tanıtmak, Gümüşhane'nin bölgelerini tanımaktan memnunum. Aynı şekilde çok güzel bir proje tabii ki. Yani genişletilmesi gereken güzel bir fikir. Ben Meşbur Hanım'a bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın okuyup daha iyi meslek sahibi olabilmeleri için bu tür projelerin her kesimden desteklenmesi lazım. Çocuklar mutlu, biz mutluyuz. 10 kitap okuyacak. Çocuklar mutlu, bizler mutluyuz. Okuyup ne yapacaksınız? Öğreneceğiz. İşte böyle böyle bir projelerin olduğunu söylediler. Ben de buyurun gelin, yani ağırlayacağımızı her türlü. Çünkü köyümüzün turizme ihtiyacı var, turiste ihtiyacı var. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar. Hiç tanımadıkları halde, hiç tanımadıkları yerlere konuşmamızdan ya da ne bileyim samimiyetimizden çıkıp buralara kadar geldiler. Şimdi onlara bugün Satalı Antik Kenti'nin ilk buluntularını gezdirdik. Muhtemelen barajı gezdirip ondan sonra göl başına çıkaracağız. Akşam yemek yedirip köy odalarımızda, yani evlerimizde ağırlayacağız. Yarın sabah kahvaltısı yaptırıp muhtemelen öğlen de gidecekler burada. Bu tip projelere sahip çıkılması lazım. Bütün muhtarların ya da bütün köylülerin, başta valimizin, kaymakamımızın, belediye başkanlarımızın bu işe el atmalarını istiyoruz. Evet, köyü beğendiler. Daha 2 saat oldu geleli zaten kendileri. Valla hepsine teşekkür ediyorum duyarlılıklarından dolayı. İnşallah çocuklar da aldıkları kitapları okurlar. Aldıkları oyuncakların nereden geldiğini bilirler, unutmazlar.